Değerli izleyenler, AzTV ekranlarına hoş geldiniz. Satır Başı programımızda sizlerin karşısındayız. Bugün Satır Başı'nın spor günü. Geçtiğimiz haftalarda voleybol ve futbolu konuşmuştuk. Bugünse mevzumuz basketbol. Biz basketbol konuşurken de bugün her zamanki gibi iki değerli konuğumuz var. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Gökhan Aşıcı ve takım kaptanı Saynur Tozlu bugün bizim sohbet konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 24 hafta geride kaldı hocam ligde. Böyle bir genel bir giriş yapalım istiyorum. Detaylara ineceğiz ama önce şu ana kadar olan periyodu değerlendirelim. Sizden başlayalım hocam. Yani 24 hafta oldu. Bu 14 galibiyet, 10 mağlubiyetle sonuçlandı bu 24 hafta bizim için. Beklemediğimiz mağlubiyetler aldık daha doğrusu. Daha iyi yerde tamamlamak istiyorduk ama önümüzde 6 maç var. Bunlarla beraber, bu alacağımız 6 maçla beraber playoff'a daha iyi yerde girmek istiyoruz açıkçası. Kaptan, sağ içinden nasıl gözüküyor 24 haftalık süreç? Koçumuzun da dediği gibi yani beklenmeyen mağlubiyetler aldık. Çünkü gerçekten kaliteli bir kadromuz var. Kulüp yapısı olarak da gayet elverişli bir ortamımız var. Şartlar buyken biz birazcık bunun gerisinde kaldık takım halinde, sağ içini soruyorsanız. Ama playofflar bizim için en önemlisi. Playoffları en iyi şekilde hazır çıkarsak, en yüksek bitirebildiğimiz noktada bitirebilirsek orada şansımızın olduğunu düşünüyoruz, inanıyoruz. Koç, geçtiğimiz sezon aslında biz, belki de siz de öylesinizdir, medya mensupları olarak çok umutlanmıştık. Çünkü normal sezon çok iyi bitmişti. Belki birinci sırada bile bitirebilirdik. Fakat evet. 2-0'dan 3-2 verdiğimiz yarı final serisi açıkçası bizde de biraz gariplikle karşılandı. Siz o süreçten sonra takımı nasıl toparladınız tekrardan? Yeni bir kadro oluşturma süreci, o hayal kırıklığından sonra tekrar yeni bir oluşum. O süreç nasıl gelişti sezon başında? Açıkçası o bizim Bursa'daki ikinci maçımızda yabancı oyuncumuzun tendonu koptu. O büyük bir sakatlık geçirdi. Bir daha dönme şansı yoktu. Zaten hala daha dönemedi. Bir sene süreci var tendon sakatlıklarının. Ondan sonra devam ettiğimiz oyuncular var, devam edemediğimiz oyuncular var. Yani yaklaşık 8-9 tane transferle beraber daha iyi bütçeyle daha iyi bir kadro oluşturduğumuza inanıyoruz. İnşallah bu sene o hedefi sizlerle beraber kazanacağız. Kaptan, sen de aslında tam ters taraftaydın. Evet. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan takımdaydın. Evet. Sen bu sezon Bursa'ya geldin. Senin geliş sürecin nasıl gelişti ve buradaki ortam nasıl? Valla benim geliş sürecim, ben birazcık geç katıldım takıma. Şartlar öyle gösterdi. Ama buraya geldikten sonra özellikle biraz önce dediğim gibi kulüp yapısı olarak, yani genellikle TKB'de çok fazla görmeye alışkın olmadığımız bir kulüp yapısı var. O yüzden de hani çok aslında Süper Lig'i hak eden bir şehir ve kulüp. Hı hı. Geçen sene dediğiniz gibi biz başarmıştık bunu. Bu sene de inşallah içinde oluruz. Geçen seneden aynı takımda olduğum arkadaşım da yine takımımıza geldi sonradan, harika. Yani biz daha önce bunu yaşadık, geçen sene bunun keyfini aldık. İnşallah bu sene de keyfini almak istiyoruz. Bakalım, kısmetse başaracağız. Koç, geçen seneki oyuncu grubunun bu seneki oyuncu grubundan farkı nedir? Nasıl görüyorsunuz? İki takım da mücadeleci, iki takım da savaşıyor sahada. Ama tabii hücum olarak bu sene biz ligin en fazla sayı atan takımıyız. Hücum olarak geçen seneden daha iyiyiz. Sadece savunma olarak biraz problemlerimiz var. Onları giderirsek zaten yolda ilerleyeceğiz. Bu aldığımız mağlubiyetleri de onlara bağlıyoruz. Zaten aldığımız 6 mağlubiyetin hepsi tek sayıyla, bir sayıyla, son topla aldığımız mağlubiyetler. Farklı kaybedilen mağlubiyet yok denecek kadar az neredeyse. Bir tane farklı mağlubiyetimiz var. Geri kalan hepsi 10 sayının altında. Savunmayla çözeceğimize inanıyoruz. İki takımın arasındaki fark sadece savunma. Savunma dediniz. Takım şu anda playoff potasının içerisinde. Evet. 6 hafta kaldı normal sezonun sona ermesine. Bizim hedefimiz bir şekilde kendimizi playofflara atmak mı, yoksa iyi bir konumdan playofflara girmek mi? Nasıl bakıyoruz olaya 6 maç kala? Biz iyi bir konumdan girmek istiyoruz playoff'a. İyi bir konumda da gireceğimize inanıyoruz. Diğer playoff, yani alt sıralarda bitirmek dezavantaj. Ev sahibi olarak başlamak çok avantaj. Geçen sene de bizim ilk turu Bayraklı ile eşleşmiştik. İlk tur evde, ikinci maçı deplasmanda oynuyorsunuz.
O çok avantaj sağlıyor size. Yarı finalde özellikle iki maç evinizde, yani iki maç dışarıda daha büyük avantaj oluyor. Yani evinde başlamak her zaman avantaj oluyor. Ama biz nereden başlarsak başlayalım, önemli olan bizim o maçı kazanmamız. Kaptan, sen ne düşünüyorsun? Yani bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmeyi hedefliyoruz. Zor bir periyoda gireceğiz bu önümüzdeki haftalar. Son 6 maçta gayet dişli rakiplerle oynuyoruz. Evet, aynen. Yani kolay hiçbir maçımız yok. Ama bizim takım birazcık işte zoru seviyor sanırım. Biz bu sene birazcık öyle zor maçları özellikle kazanarak bu noktaya geldik. Umarım bu çizgimizi devam ettirip bu zor maçların üstesinden gelebilirsek aslında önümüz açık. Yani kaçıncı bitiririz bilmiyoruz tabii, rakiplerimizin de durumuna bağlı. Ama bitirebildiğimiz en yüksek noktadan bitirip sonrasında playofflarda dediğim gibi farklı bir atmosfer, o enerjiyi yakalayıp, o takımdaşlığı yakalayıp inşallah başaracağız. Yıllardır basketbolun içindesin, milli bir basketbolcusun kaptan. Bu seneki lig kalitesini nasıl değerlendiriyorsun? Koç, size de soracağım ama önce kaptandan başlayalım. Şimdi TKBL son birkaç yılda özellikle çok değer kazandı. Özellikle işte iddia gelirlerinin kulüplere destek olmasıyla birlikte kulüpler daha fazla yatırım yapmaya başladı ve gerçekten belki de özellikle bu sene özelinde söyleyebilirim, Süper Lig'den daha da çekişmeli, daha heyecanlı bir lig haline geldi. Özellikle Türk oyuncular için de çok büyük bir kapı oldu. Çünkü daha çok sorumluluk almak isteyen, daha fazla sahada olmak isteyen oyuncular bu ligi tercih etmeye başladılar. Öyle olduğunda da kalite arttı doğal olarak. O yüzden de son 2-3 sezondur kalite gitgide artıyor. Her takım her takımı yenebilir. Yani ligin en sonuncusu da gidip işte orta sıralarda veya diyelim ki ilk 3 içinden bir takımı yenebilir. Ya da son anda belki kazanan kazanıyor. Ama şu maçı rahat yenebiliriz denen çok az karşılaşma. Yok, yani biz de öyle çıkamıyoruz. Bence hiçbir takım da çok da öyle çıkamıyordur hiçbir maça. Çünkü hani gerçekten hiç kimseye hafife alınmıyor. Yani birazcık ciddiyetsiz çıkarsanız kaybediyorsunuz zaten maçı. O yüzden daha çok keyifli bir lig olduğunu düşünüyorum. Çankaya'nın şu anda birinci bitirme ihtimali çok yüksek. Ama diğer geri kalanlar için lige kimin çıkacağı şu an için hiç belli değil. Yani son yıllarda da bu çok yaşanmış bir olay değil. O yüzden bu sene bayağı bir heyecan bekliyor bizi. Koç, aslında kaptanın dediği gibi Çankaya kupanın bir kulbundan tutmuş gibi. Aslında ayrı bir lig oynanıyor playoff için. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaptanın dediği gibi, yani sizin de dediğiniz gibi Çankaya artık çıktı diyebiliriz. Ondan sonraki playofflar daha önemli durumda. Yani bu 8 takım, kalan playoff'a kalan 8 takım çok değerli. Hepsinin ayrı ayrı özellikle oyuncuları var. Orası zor geçeceğine inanıyoruz. Geçen sene bir tık daha kolaydı. Aslında baktığımız zaman geçen sezon daha kolay geçmişti. Bu sezon dediğiniz gibi, kaptanın dediği gibi daha zor geçiyor bizim için. Playoff'lar güzel olacak. Bizi en çok zorlayacak takım hangisi olur sizce? Yani kalite anlamında. Hem maliyet anlamında hem kalite anlamında öne çıkan takımlar. Ben Elazığ'ı düşünüyorum. En zorlayacak takım bize Elazığ. Ondan sonra Mardin. Mardin deplasmanı zor geçen bir deplasman. Yani bu ligde hiç görülmemiş bir tribünü var. 1500 kişiye, 2000 kişiye oynuyorlar. Biz de bu arada tribün demişken, biz de seyircilerimizi maça bekliyoruz. Tabii maçlarımızı bekliyoruz. Biz Şahinbaşoğlu'da oynuyoruz. Onu da söyleyeyim aynı zamanda. Pazar günü saat 2'de Urla'yla maçımız var. Oraya da seyircilerimizi bekliyoruz. Saat 14'te. İzleyenlerimize söyleyelim. Saat 14'te Şahinbaşoğlu tesislerinde 10 Mart günü. Önemli bir karşılaşma. Konuya gelecek olursak da Elazığ. Büyük ihtimal biz yarı finalde Elazığ'la karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Kaptan, bizi kim zorlar playofflarda? Yani biraz önce dediğim gibi işte kağıt üzerine bakıp da hesap yapmak hiç kolay değil. Özellikle kadın basketbolunda zaten hiç kolay değil. Bir de bu seneki ligde hiç kolay değil. Ama hani Elazığ ve Mardin aslında deplasman zorluğundan dolayı biraz daha yorucu deplasmanlar. Çünkü hani gidişiniz gelişiniz, oradaki iklimin şartlarının farklılığı ve işte tribünlerin doluluğundan dolayı. Yani Elazığ da çünkü dolu oynuyor genellikle. Ama eğer sadece takım olarak düşünecek olursak, o an ritmi kim yakalayacaksa en iyi o gidecek. Yani o tamamen ritme bağlı. Çünkü geçen sene de Elazığ'ın çok iyi bir kadrosu vardı. Playoff'lara da girdiler ama o ritmi yakalayamadıkları için
elendiler mesela. Hani... Bu aslında takımların birbirine olan kalitesinin yakınlığından da kaynaklanıyor. Belki evet. de o an kim iyiyse veya o sayıyı kim atarsa bir yani adım öne geçen taraf olur. Kim daha diri kalırsa fiziksel olarak ve mental olarak sezon sonunda kim hangi takım daha diri kalırsa, hazır olursa o zaten bir adım önde başlıyor. Genellikle de sürdürüyor. O yüzden bu sene göreceğiz. Biz oraya hazır olmaya çalışacağız. Sakatlıklarımızı geçirebilirsek inşallah. Sakatlıklar da var hocam. Ona da değinelim istiyorum. Hem Galatasaray gelişim mücadelesinde şanssız bir sakatlık oldu. Bugün de sanırım bir sakatlık oldu. İzleyenlerimizi bilgilendirelim isterseniz. Galatasaray gelişim maçında Hande sakatlandı. İnşallah yarın belli olacak onun da durumu. İnşallah uzun bir sakatlığı olmayacak. Bugün de antrenmanda şimdi az önce Harika'nın bileği burkuldu. İnşallah çok önemli bir sakatlığı olmayacak ikisinde. Bir önce dönmedenini bekleyeceğiz. Koç, kadro yapılanması anlamında aslında sadece kadınlar 2. liginde değil, erkeklerde de bu şekilde. Genelde yabancı oyuncular üzerinden oynanan bir basketbol var sahada. Biz yabancı oyuncu tercihlerimizi neye göre yapıyoruz, neye göre belirliyoruz? Genelde pivot pozisyonunda yabancılar görüyoruz ligde. Yabancı kalitesi takımları etkileyen en önemli faktör olabilir mi? Tabii ki, tabii ki. Çok, ya biz %60'ı belki yabancı etkiliyor. Maçları yabancı etkiliyor. Yani sadece Akdeniz Üniversitesi'nde kısa yabancı var. Kısa forvet pozisyonunda oynuyor. Geri kalan bütün 15 takımda sadece uzun pivot oynuyor. Hı. Yabancıların hepsi. Çok ağır basan yabancılar var. Orta düzey yabancılar var. Çok ağır basan yabancılar maça çok etkili oluyor. Çankın yabancısı özellikle ligin en iyi yabancısı belki. O çok ağır bastığı için zaten onlar şu an iki mağlubiyetle lige çıkmaya çok yakınlar. Kaptan, bu noktada sana dönelim. Takımlardaki yabancı oyuncuların varlığı tabii ki Türk oyuncuların kaptanlığını da etkiliyor. Sen takım içerisindeki o idareyi nasıl yapmayı başarıyorsun bir kaptan olarak? Uzun yıllardır da kaptanlıklar yapıyorsun sadece Bursa Büyükşehir Belediyespor'da değil. Yani evet, işte bizim ligimizde şu anda bir yabancı ile oynuyoruz. Süper Lig'de 3 şu anda, hatta 4'tü zamanında. Yani benim için aslında yabancı Türk ayrımı diye bir şey yok. Yani hep klişe, yani sahaya girdiğinde işte büyük küçük, yabancı yerli diye bir şey olmaz denir ama gerçekten ben ona inanıyorum. O yüzden de yani karşılıklı takım arkadaşlarımı davranırken veya işte herhangi bir şey konuşurken de bu şekilde düşünerek konuşuyorum. Yani benim için en takımımızın en küçüğüyle yabancımızın çok bir farkı yok. Hani kim eğer kiminle bir şey konuşmam gerekiyorsa gidip onunla konuşurum. Bence o da aslında birazcık takım içinde bir adalet duygusu hissettiriyor. Daha önceki takım arkadaşlarımın söyledikleri. O yüzden de hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Yani yabancılardan da bir sorun yaşamadım, Türklerden de bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Koç, biraz önce siz değindiniz taraftar konusuna ama siz uzun yıllardır bu kulübün bünyesindesiniz. Evet. Taraftar anlamında nasıl görüyorsunuz Bursa'daki kadın basketboluna olan ilgiyi? Sizce yeterli mi? Veya yeterli değilse bunu geliştirmek için neler yapılabilir? Çünkü bu liglerde biraz önce Mardin örneğinde verdiğiniz gibi taraftarın etkisi çok büyük. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Spor karşılaşmalarında taraftarın etkisi çok büyük. Yani mesela bir Fenerbahçe'nin arenada oynadığı maçıyla deplasmanda oynadığı maçlar arasında fark var. Yani biz Euroleague şimdi hepimiz izliyoruz. Bütün basketbol camiası izliyor. Sizler izliyorsunuzdur. Yani çok fark ediyor taraftar özellikle. Bizim de bayan basketbol olarak, yani ben 5 senedir bu kulüpteyim. İlk başladığım zaman yardımcı antrenördüm. İlk 2 sene yardımcı antrenördüm. Sonra devam 3 senedir de baş antrenörüm. Yani bizim beklediğimiz düzeyde hiç olmadı taraftarımız. Daha fazla olsun, daha fazla olsun diye işte reklamlar, gazeteye, billboard'a reklamlar veriyoruz. Ama belki herkese dokunmamız lazım, her okula gitmemiz lazım. Bunları da yapmamız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda bunların da olacağını inanıyorum. Biz hiç bayan basketbolu izlememiş insanları bu sene basketbol maçlarına getirdik. Bu Instagram'dan oldu, bu Facebook'tan oldu, sosyal medyayı kullanarak daha çok getirebildiğimize inanıyoruz. Daha iyi yapacağımız projeler de olacak. Tabii bunlar, basın da önemli bu konuda. Daha fazla reklam, daha fazla seyirciyi çekeceğine inanıyoruz gerçekten. Kaptan, tabii ki 3-4 bin kişinin önünde oynamak, belki daha fazla taraftarın önünde oynamak oyuncu için de çok iyi bir motivasyon değil mi? Evet, yani kendi taraftarınızsa özellikle daha da tabii ki iyi bir motivasyon ama...
Ben rakip taraftarın doluluğundan da aslında keyif alıyorum. Yani bomboş bir salona oynamaktansa, işte Mardin gibi biraz önce örneğini verdik. Ben o gün çok keyif aldım. Tabii ki bazen istenmeyen durumlar olabiliyor ama genel olarak işte takımlarını destekleyen, en azından bir orada bir spor müsabakası olduğunu gösteren bir ses, gürültü oluyor. Ki o bile, yani çok fazla maç başladıktan sonra duymuyorsunuz belki birebir bir şey olmadığı müddetçe. Ama yine de o ortamda oynamak insanı daha fazla motive eden, daha fazla olaya konsantre eden bir şey. Yani benim için en azından. O yüzden bence taraftarın gelmesi çok çok önemli. Koçun dediği gibi bu sene çok fazla bunu sağlayamadık. Daha önce Tofaş'ta oynuyorduk, Tofaş'ın sahasında. Orası zaten çok büyüktü. Zaten dolduramıyorduk, bir atmosfer yakalayamıyorduk. Şimdi sırf aslında bu atmosfer için biraz da tekrar eski sahamıza döndük. Şahinbaşoğlu sempatik bir salon aslında. Evet, evet. Ama işte yine dolu olmayınca yine bir anlamı olmuyor. O yüzden Bursalıları bekliyoruz maçlarımıza. Özellikle playoff mücadelesinde tabii taraftarların evet, çok büyük etkisi çok olacak. Önemli, evet. Hocam size aslında biraz özel bir soru sormak istiyorum. Çünkü siz 5 senedir bu kulübün içerisindesiniz. Evet. Sizin açınızdan bu kulüp 5 sene önce neredeydi? Şu anda nerede? Siz neler planladınız? Neler gerçekleştirdiniz? Ve 5 sene sonrası için bir planımız var mı? Tabii ki var. Özellikle altyapı konusunda hiç altyapımız yoktu. 5 sene önce geldiğimizde bir iki grup altyapımız vardı. Şimdi onu daha fazla çoğalttık. Daha da çoğaltacağız. İlk hedefimiz altyapı. İkinci hedefimiz de ben ilk geldiğim sene playoff'un kapısından dönmüştük. İkinci sene ligden düşmüştük. Üçüncü senemde lige çıktık. Geçen sene yine bu sefer Süper Lig'in kapısından döndük. Bu sene inşallah o başarıyı yakalayacağız. Yani bundan sonraki 5 sene sonraki hedefimiz de Süper Lig'de bir Avrupa arenasında oynamak. Bursa'nın da aslında Süper Lig'e ihtiyacı var. O şekilde belki daha popüler yapabiliriz Bursa'da kadın basketbolunu diye düşünüyorum. Çünkü bir İnşallah. Eksiklik bizim gözümüzden de, medya gözünden de Süper Lig'de bir takımın olması yakışır diye düşünüyoruz Bursa'ya. Bursa Büyükşehir Belediyespor, kaptan, senin için dışarıdan gözüken bir kulüptü. Geldikten sonra nasıl şartlar gördün? Sadece saha içi anlamında sormuyorum. Barınma anlamında, konaklama anlamında, proje anlamında, maliyet anlamında. Sence nasıl bir kulüp Bursa Büyükşehir Belediyespor? Yani sporcusunu her anlamda sahiplenen bir kulüp. Bir kere o çok önemli. Yani sizi özel hissettiren bir kulüp. Herhangi bir sorununuz olduğunda, ihtiyacınız olduğunda, çünkü çoğumuz iki kişi dışında çoğumuz Bursa dışından geliyoruz buraya. Çeşitli illerden. Hiç bilmediğimiz bir ile taşınıyoruz. O yüzden de hani tabii ki ihtiyaçlarımız oluyor ilk etapta veya devamında. Her konuda danışabileceğimiz, konuşabileceğimiz, yardım alabileceğimiz bir kulüp. O da çok önemli bir şey. Çünkü hani gidip tek başına bir şeyleri halletmesi çok zor olabiliyor. Bir kere yalnız hissettirmiyor en azından. O yüzden hani çok olumlu buluyorum. Hani maddi konularda da gerçekten TKBL'de, daha doğrusu bütün liglerde basketbol için işte geçtiğimiz senelerde kapanan kulüpler oldu veya sponsor bulamayan kulüpler oldu, sıkıntıya giren. O yüzden de çok ciddi bir problem bu. Belki bütün sporlar için geçerlidir. Ama kadın basketbolunda ve TKBL düzeyinde gerçekten bu konuda yani parmakla gösterilebilecek bir kulüp olduğunu söyleyebilirim. O yüzden çok şanslıyız. Evet, örnek bir kulüp olarak zaten görülüyor Bursa Büyükşehir Belediyespor. Koç, biraz önce altyapı hamlesine değindiniz ama altyapıyı ben daha detaylı sormak istiyorum. Çünkü kulüplerin en önemli kaynaklarından bir tanesi altyapı. Daha etkin hamleler olacak mı önümüzdeki vadede altyapıdan genç sporcular yetiştirmek adına? Tabii tabii. Çünkü Bursa çok büyük bir havuz. En büyük hedefimiz o. Dediğiniz gibi çok büyük bir havuz. Yani bulabileceğimiz çok oyuncu var. Oyuncu havuzumuz çok geniş. Tabii bizim bayan basketboluna şöyle bir dezavantajı var. Bayan voleybola daha çok ilgi vardı. Evet. Bizim kulübümüze de bayan voleybol ön plandaydı. Şimdi artık erkek voleybol ve bayan basketbol. Bayan basketbol olarak biz şimdi 2009-2010 takımlarımız var. Hedef olarak onlar ilerliyorlar. İlk oradan başladık. Her sene daha üstüne koyarak gitmek istiyoruz. Ve oyuncu yetiştirmezsek sadece taşıma suyla değirmen dönmeyecek. O yüzden biz hedefimiz zaten altyapı sporcularımızla A takımda oynatabilmek.
biraz da ülkedeki kadın basketboluna değinmek istiyorum. Çünkü yakın zamanda belli başlı bir popülerlik var. 2012 olimpiyatlarına katıldık takım olarak ikinci defa. 2014'te bir dünya dördüncülüğü var. Şu anda kadın basketbolundaki seviyeyi nasıl görüyoruz diğer ülkelere göre? Yani genel olarak zaten bizim ülkemizde spora ve kadın sporlarına bakış biraz daha tabii ki futboldan dolayı ikinci planda kalıyor. Sizin de bahsetmiş olduğunuz başarılardan dolayı voleybolun da keza öyle. Kadın sporlarına ilgi birazcık daha artmış gibi gözüküyor. Ama tabii ki bunu teşvik edici bazı şeylerin de olması gerekiyor bence. Çünkü biraz önce söylediğim gibi hani sponsor bulamayan veya işte bir gelir elde edemeyen bir kulüpler kapanmak zorunda kalıyorlar bir süre sonra. O yüzden aslında bu ülke politikası olarak kadın basketbolu, kadın voleybolu, kadın handbolu daha fazla desteklenirse çok daha aslında bizim potansiyelimiz var. Çünkü çok genç bir nüfusa sahibiz. O yüzden ve çok hevesli çocuklarımız var. Yani biz okullara gittiğimizde çok gerçekten bizi dört gözle takip ediyorlar. O yüzden daha iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Koç, siz ne düşünüyorsunuz genel basketbol ortamı hakkında Türkiye'deki? Ya her geçen sene daha ileri gittiğini düşünüyoruz tabii. Erkek basketbol öncelikli, arkasından bayan basketbol olimpiyatları katılmasıyla beraber daha ileriye gitti basketbol. Daha çok seviliyor artık, daha çok görünür izleniyor. Olmaya başladı. Görünür olmaya başladı. Kaptanın dediği gibi futbol ön planda ama basketbolda futbola yetişmeye başladı. İkinci branş olarak basketbol ilerliyor. Daha iyi olacak, daha iyi olacak. Altyapıdan iyi oyuncular geliyor. Bayan basketbol açısından iyi oyuncular geliyor altyapıdan. Ya bu sene genç milli takımlarımızı izlesinler. Çok güzel, çok iyi oyuncular var. Nokta atışı yapılan oyuncular var. İyi yetişen oyuncular var. Onları bence izleyin. Güzel, güzel maçlar çıkacak. Programımızda da son 2 dakikanın içerisindeyiz. Son sorumu soracağım. Sezon sonunda Büyükşehir Belediyespor'u nerede göreceğiz biz? İnşallah temennimiz Süper Lig'de göreceksiniz. Kaptan, senden camiaya son mesajları alalım, öyle kapatalım. Yani koçun da dediği gibi bütün amacımız bu. Sadece bunun için buraya geldik. İnşallah hep birlikte kenetlenerek, playoff'ları iyi geçirerek hedefimize ulaşacağız. Çok teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz için. Programımızın biz sonuna geldik. İnşallah şampiyonluk programında da sizi ağırlamak isteriz sezon sonunda başarıya ulaştığınızda. İnşallah. Değerli AzTV izleyenleri, bu hafta satır başında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı baş antrenörü Gökhan Aşıcı ve takım kaptanı Saynur Tozlu'yu ağırladık. Önümüzdeki hafta biz yeni konuklarımızla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar, hoşçakalın.